Burada şimdi pekmez üretimi yapıyoruz. Köylerden üzüm getiriyorlar. Bu Cefan, bu köye yakın köylerde üzüm getiriyorlar. İşte kayıp yapıyoruz. Kadınlar için güzel bir uğraştır. Yani severek yapıyoruz bu işi. Hem eğleniyoruz, hem işimizi yapıyoruz. Hem maddi hem manevi faydalanıyoruz yani. Evde oturmaktan çok çok daha iyi. Yani evde oturup sıkılmaktansa burada gelip çalışıyoruz yani. Buradan örnek olmasını çok istiyoruz. Her yerde de bunun yapılmasını istiyoruz yani. Yani örnek bir yer olsun burası. Kadınlar yani evde oturmasınlar bence. Hepsi gelip çalışsınlar, böyle yerler yapılsın ki çalışsınlar yani. İş olsa bence bütün kadınlar yani çalışmak ister. Başkasının eline bakmaktansa bütün kadınlar çalışmak ister bence. Herkes yapsın bence, bütün belediyeler. Bizim tek amacımız burada kadınları çalıştırıp ve de dünyaya gösterip de kadınlar her şeyi yapabilir. Yani gücü var, yetiyor. Yeter ki biraz önü açılsın. Dünya da görecek, herkes de görecek kadın nasıl mücadele ettiğini görecekler. Hevesli olsun, istekli olsun, gönüllü olsun. Başka engel hiçbir şekilde tanımazlar. Yani Baykan olsun, Sirt olsun, yani bizim Mezopotamya'da olsun, ne olursa olsun. Yani her ülkeye de, her ilçeye de sesleniyorum. Birinin elini tutun ve de mücadele edin, mücadelelerinden asla vazgeçmeyin. Ya para amacı olarak görmek istemiyoruz. Her alanda zorluk var, zorluk olmadığı yerde de ekmek olmaz derler ya. Bizim için o zorluk sadece kolaylık amacından geliyor, başka hiçbir şekilde gelmez. Baykan'da bunu ilk baştan dile getirdiğimiz zaman sanki güvensizlik vardı, yani hiç olmadığı için. Doğrudur, normaldi böyle bir şey Baykan'da, Baykan'ın etrafında hiç böyle bir şey olmadığı için güvensizlikti. Ama şimdi görüyorum ki gerçekten önünü açıldığı zaman güvensiz de boşa gider, her şey de boşa gider diye düşünüyorum. Bu böyle bir şey, bu değil de başka şeyler de olabilir. Kesinlikle çalışmak isterler. Yürü, ben geçiyorum. Kaynayacak şimdi. Dur.
Buradan kadınlara söylemek istediğim, kadınlar her alana atılsınlar. Özellikle ekonomik alanlarına atılsınlar. Diğer belediyelerde çok abartık bir bütçeye gerek yok. Vatandaşlarının yanında olabilirler. Üreten belediyeler olsunlar, sadece standart işler yapmasınlar. Üreticiden direkt tüketiciye bir kanal oluşturduk. Arada aracılar yok ve yaptığımız pekmez %100 doğaldır. Hiçbir katkı maddesi yok, ilaçlama yok. Ve en eski yöntemi kullandık. Bu yüzden çünkü günümüzde gıdalar artık katkı maddesinden ibaret. Raf ömürleri uzun olsun diye bilinmeyen birçok ilaç katılıyor. Biz bu sadece %100 doğal yapıyoruz. Satışını daha sonra, üretim tam bittikten sonra yapacağız. O yüzden bize ulaşabilirler. Talep olduktan sonra biz haber vereceğiz biz dağıtımı nasıl yapılacağını. Ücret konusuna gelince biz kadın arkadaşlara herhangi bir ücret vermedik. Daha üretim bittikten sonra kar payından ücretler vereceğiz.